Şimdi ekrana getireceğimiz görüntüleri üzerine emin olun bugün arkadaşlarla çok uzun sohbetler ettik. Türkiye kuryelik yapan piyanist Muharrem Can İncir'i konuşuyor. Biz de Muharrem Can İncir'den bahsettik. Bugün uzun uzun küçük yaşlarda annesinin 100 liraya aldığı bir orkla piyano, kendi kendine piyano çalmayı öğrendi Muharrem Can İncir. Üniversitede okurken cep harçlığını çıkarmak için özel bir şirkette kurye olarak çalışmaya başladı. Kuryeyi teslim etmeye gittiği otelde piyanoyu görünce dayanamadı ve Mozart'ın Türk Marşı'nı çaldı. İşte o anlarda tabii sosyal medyada viral oldu. Siparişi teslim ettikten sonra piyanoyu kullanabilir miyim dedi. Ortaya bu görüntüler çıktı. Mozart'ın Türk Marşı'nı çalan kurye sosyal medyada gündem oldu. Yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir, tasarım ve modelleme bölümünde okuyor. Küçük yaşlarda başlayan piyano hayaline giden yolda ilk adım annesinin kendisine hediye ettiği org oldu. 8'e giderken telefondan çalıyordum piyanoyu. İşte annem bunu gördü, bir tane org aldı bana. O orgla başladım. Orada internetten aldım orgu, 100 TL. İncir hiç nota bilmediği halde sadece tuşları ezberleyerek pek çok sanat eserini piyanoyla çalmaya başladı. O orgla bu arada toplam bir sene, geri kalan sürede o orgu yükselti bu dijital piyanoyu aldım. Onun aklında hep sanatçı olmak vardı ama kısa bir süre önce cep harçlığını çıkarmak için özel bir şirkette kurye olarak çalışmaya başladı. Beyoğlu bölgesine sipariş götürüyoruz. Oraya bir tane paket çıktı. Pakete gittiğimde piyanoyu gördüm. Dedim ki çalabilir miyim? Şimdi bir his olduğunu çalmak için. Otel çalışanları İncir'in bu isteğini geri çevirmedi. O heyecanla piyanonun başına geçen genç kurye Mozart'ın Türk Marşı'nı işte böyle çaldı. Orada toplam 3 defa çaldım. İlk seferinde 28 bin izlendi. Sosyal medya hesabından o anları paylaşır paylaşmaz piyano performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Hayalim ileride bir piyanist olarak hayatımı sürdürmek. Piyano eğitimi için konservatuvara gitmek isteyen İncir'e destekse çalıştığı firmanın CEO'su Batuhan Gültakan'dan geldi. En doğru olan yol hangisi? Konservatuvar mı, farklı bir eğitim mi? Onun yeteneğini en iyi nasıl işleyebiliriz? O uzmanların da yönlendirmesiyle ne gerekiyorsa aslında onu yapacağız biz de. Vallahi helal olsun Muharrem. Önü çok açık Muharrem'in. Hele bu haberden sonra alır yürür inşallah diyelim.